sana da söyledim ki dura gelin dedi. 100 lira verdi demem, 100 lira. Boş geldi bu kadar. Yani erkek sürücü olsa dahi yani aynı şekilde düşünüyorum. Hiç fark etmez benim için açıkçası. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir olay. Ne diyelim daha en güzeli bu. Bak yok benim için değişmez yani. Fark etmez yani. Ha bayan erkek ne fark eder yani. Bu işi artsın daha iyi. Ben mesela telefonda da izliyorum mesela. Tır şoförler var. Bilmem ne anlatıyor Allah'ını. Güzel. Güzel bir olay. Evet. Şubat ayında göreve geldik. Şubat ayında göreve geldikten sonra burada bu özellikle dolmuş sektöründe çalışanlarımızın hizmet kalitesini arttırmak adına bir takım girişimlerimiz oldu. Bununla birlikte Dilek Hanım'dan da özellikle bir talep geldi. Kendisi çok hevesli ve istekliydi bu işte çalışmaya. Biz de kadın istihdamının her alanda desteklenmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber Dilek Hanım da böyle yaklaşık bir hafta önce durağımızda çalışmaya başladı. Kendisi bir adaptasyon süreci içerisinde. Yolcularımızdan gelen tepkiler çok olumlu ve hoş. Biz de bu tepkileri gördükten sonra inşallah rakamın artacağını düşünüyoruz ve kadın istihdamını Bostepe Dolmuş Durağı olarak her zaman destekliyoruz. Şu anda başka örneği yok. İlk durak bizim durağımız. İnşallah devamı da başka duraklarda gelir diyorum. Teşekkür. Süleyman Bey ile başladım. Taksiyle başladım ben. 171 ile başladım. Ne zaman başladınız? Oldu bir yıldan fazla olmuştur. Ondan sonra taksi satılınca Boztepe durağına geçtim. Hüseyin abiyle beraberim şu an. Öyle birkaç oluyor mu? Taksi kadar şaşıran olmadı. Yani gözler alıştı. Trabzon küçük bir yer artık. Alıştı gözler. Dolmuş'ta daha hani ne güzel diyen oldu. Taksideki kadar çok şey yapmadık da ama alıştırdığımız içindir herhalde bayan şoföre. Konuşa konuşa neler gidiyoruz, sohbet. Onları? Biz bayanlar sohbet etmeyi severiz. Yolcu da olsa fark etmiyor. Onlarla paylaşıyoruz. Ya isteyen varsa seyircisini alıp gelmesini söyledim ben. Var birkaç arkadaş da var, başlayacaklar inşallah. Ehliyetim 2018'dir ama ondan önce de sürücüydüm. Şimdi zorlamam. Okumak isteyen iki oğlum var. Eğer okumak istiyorsalar okumaya devam etsinler. Ama tabii ki bu meslekte ekmek parası, ekmek geliri güzel bir kapı. Tek çocuklar için de değil, bayanlar için de özellikle diyorum. Birçok bayanımız var, şoför olan. Seyircisini alıp başlasın. En güzel iş.
Hiç öyle bir kuşku da girmedi içime. Öyle bir şeyde hiç karşılaşmadım. Hani çok sert kişilerle de veyahut da eleştirilerle de çok fazla karşılaşmadığım için gayet iyi anlayışla karşıladılar bizi. Lokantacıyım. Evet. Hafta içi lokantadayım. Hafta sonu tatillerde parktayım olarak da dolmuştayım. Oluyor evet. Oluyor. Çocuklara zaman ayırıyor. Evet. Şimdi izledim. Fatma Girik'te de izledim ama onlardan esinlenerek yola başlamadım aslında. Öyle bir anda karar verdik. Bir anda başlayıverdim. Ben sana dönme yukarı dedim sen.